de savunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun buna da tepkisi vardı. Bu şehir hastaneleri bile bunları rahatsız ediyor. Diyor ki bunun parasını nereden buldun? Sana ne ya? Ne demek nereden buldun? Bizim yap, işlet, devret diye bir prensibimiz var. Ben ekonomistim. Siz ne kadar kaynak oluşturursanız devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz. Madem bir kuruş çıkmıyorsa kardeşim, sevgili şahsım, bu bütçedeki milyarlar ne? Dünyanın parasını veriyoruz. Üstelik Türk lirası değil, avro olarak veriyoruz. Dolar olarak veriyoruz. Cumhurbaşkanının tek kuruş harcamadık dediği şehir hastaneleri projeleri için Kılıçdaroğlu tepkiliydi. Erdoğan'a bir de çağrı yaptı. Madem bir kuruş ödemiyoruz, madem sen ekonomistsin, madem bu işin kompetanısın, gel kardeşim. Ah haber var, senin yayın organı zaten. Ne desen onu alıyor, pulluyor. Gel çık karşıma, oturalım. Vallahi bir şey sormayacağım. Sadece şehir hastanelerini soracağım. Vallahi soruları önceden vereceğim. Cevapları promptura yaz istersen. Evet, bu millet tasarrufu yapacak, siyasi tasarrufu yapacak, ampulü söndürerek bu işi bitirecek. Az kaldı, az kaldı, gelecek. Gündemimizde elbette bir de iklim değişikliği var ama birkaç yönüyle. Örneğin işte ismi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gitti Glasgow'a iklim değişikliği zirvesine. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla orada hem açılış hem de belediye nezdindeki konuşmalarıyla gündemde elbette. Ki o konuşmalar hem açılış hem de konut dayanıklılığı konuşmaları iklim değişikliğinin aslında ekonomik bağını da ortaya koyuyor. Ama sıradaki haber bunlardan çok daha bütüncül bir gerçeği işaret ediyor. İklim zirvesinde paylaşılan bir rapor, sonuçları gösterdi ki yoksul ülkeler iklim değişikliğiyle birlikte yeni bir krizin eşiğinde. Eğer küresel sözler tutulmaz ve dünya ısınmaya devam ederse en yoksul 65 ülke 2050 yılına kadar ekonomilerinde %64'e kadar küçülme olacak. En ağır etkilenecek kıta Afrika, 10 ülkeden 8'i bu coğrafyada. En kötü gayri safi yurt içi hasıla kaybıyla karşı karşıya olan ülke ise Sudan. Sudan, Eylül'de 300 binden fazla insanı etkileyen şiddetli yağmurlar ve ani sel nedeniyle zor günler geçirmişti. Üstelik araştırmadaki öngörüler sadece küresel sıcaklıkta beklenen artışa göre hesaplandı. Kuraklık ya da sel, yani giderek artan aşırılıklar dikkate alınmadı. Gerçek kayıplar çok daha fazla olabilir. İklim araştırmacıları böyle diyor. Dün ekranlara getirmiştik. Yeni bilgilere de ulaşılmaya devam ediyor. Bakanlık gündeminde bir ihale var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan söz ediyoruz. Doğal afet gibi olağanüstü durumlarda kullanılması gereken bir madde organizasyon ve milyonluk ihaleye dönüştürüldü iddiası ortaya çıktı. Doğru sorular soruldu. Bakın ne gibi gerçeklere ulaşıldı. Kamu harcamalarında İsrafa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz. Böyle söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrafa karşı olduklarını dile getirmişti. Tahsis edilen ödeneğin üstünde... Anlaşılan bakanlıklar da Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı gibi tasarruftan kendilerini muaf tuttu. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da 2 gün süren toplantı için 1 milyon 84 bin lira harcadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğine rağmen. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı Bağlı Merkez Saymanlık Müdürlüğü 4 Ekim tarihinde bir ihale açtı. İstanbul'da yapılacak bir organizasyon için. İhale tam 1 milyon 84 bin liraya Megallen Organizasyon Turizm Basım Yayın Dil Hizmetleri ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ne verildi. Bir Gün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre milyonluk ihale yine doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken madde üzerinden yapıldı. Ve bugünün siyasetteki sıcak görüşmesine dönelim. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir süredir, hatta ikinci turuna geçmiş bir biçimiyle Millet İttifakı'yla, yeni partilerle, Deva ve Gelecek Partileri'yle sürekli görüşme halinde.
trafiği yoğun bir şekilde seyrediyordu. Saadet Partisi'nin geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Cumhur İttifakı paydaşlarıyla da görüşmek, ülke meseleleri üzerine konuşmak isteriz mealinde konuşmuştu Saadet Partisi lideri. İlk görüşmesi Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de gerçekleşecek. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşecek görüşme saat 15'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Beştepe'de gerçekleşecek. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Millet İttifakı partileriyle bir süredir sıklıkla görüşme trafiği halindeydi. Ardından Deva ve Gelecek partileriyle de bir dizi görüşmeler gerçekleştirildi. Saadet Partisi lideri geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada ülkenin geleceğine dair fikir alışverişinde bulunmak üzere Cumhur İttifakı paydaşlarıyla da bir araya gelinebileceğini, diyalog kurulabileceğini belirtmiş. Bunun herhangi bir ittifaka işaret etmeyeceğini de vurgulamıştı. Bugünkü görüşmede yakından takip edilecek elbette. Saat 15 itibariyle özel bağlantılarla bu buluşmanın arka planı sızacak kulis bilgileriyle değerlendirmeye, üzerine gitmeye de devam edeceğiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatmış olduğu bir tartışma, İstanbul Sözleşmesi tartışması, bir kez daha gündeme geldi. Zira kabine toplantısı sonrası ekranların karşısına geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her kim İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa dedi ve sonrasında o kınama notları beraberinde geldi. Çünkü bir hedef gösterme haline işaret ediyordu kadınlar. Tepkiler gecikmedi. Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir. Ona en başta kadınlarımız tepki göstermelidir dedi Cumhurbaşkanı. Kadınlar istediğinin tam tersini söyleyerek İstanbul Sözleşmesi yaşatır dediler. İBB meclisinde de gündem oldu. CHP meclis üyesi Tuğba Dönmez konuştu. Kadına destek sağlanacak. Can güvenliği hisseden tüm kadınlara buradan bir kez daha sesleniyorum. Eğer emniyete gidemiyorsanız, size koruma veremiyorlarsa belediye burada, yereller burada. Elimizden gelen her desteği sağlayacağız size karşı. İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedi. Biz buradayız. Burada olduğumuz sürece hiçbir kadın bu tarz ayrımcılığa uğramış, homofobiye, transfobiye, psikolojik şiddete maruz kalmış bütün kadınların yanında olacağız. Haklarımızdan, hayatlarımızdan, mücadelemizden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Ve 25 Kasım'da bütün bu arkadaşlarım biz Taksim Meydanı'nda bir kez daha İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatır diyeceğiz. Ve efendim koronavirüs gündemiyle devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı COVID-19 bilgilendirme platformu bir aşı haritası bildiğiniz üzere bir süre yayınlamaya devam ediyor. İkinci doz aşı yapılma oranı %79.49 olarak göze çarpsa da 18 yaş altının değerlendirilmeye alınmadığını ve Sinovac'ta iki doz aşının tırnak içinde neredeyse hiçbir şey olduğunu da altını çizelim. Mavilikler yoğunlukta çünkü harita oranı dediğimiz gibi iki doz aşı oranını kapsamakta. Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne en iyi durumda olan iller. Peki ya en kötü durumda olan iller? Aşılamada Bayburt, Ağrı, Bitlis, Mardin, Bingöl, Muş, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa olarak da devam ediyor. %79'luk aşı yapılma oranının dışında elbette birinci doz uygulanan 55.697 olarak göze çarpıyor. İkinci doz uygulanan 49.341. Üçüncü doz uygulanan da 11.462. Doz sayıları bu şekilde seyrediyor efendim. Koronavirüs gerçekleri bugün için bu şekilde seyrediyor. Şimdi devam edelim. Bütçe sesi galiba gelmiş değerli reji. O halde gidelim ona İstanbul Sözleşmesi protestosuna. Az önce ekranlara getirdik. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Kim ki bundan sonra İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa arkasına tepkiler gecikmedi. O tepkiler devam ediyor. Bugünün bütçe görüşmelerinden sıcak görüntüler gelecek ekranlara. İstanbul Sözleşmesi yaşatır temalı. İstanbul'da
Değerli arkadaşlar, gün boyu müzakere yapacağız. Herkes evde otursun lütfen.